Herkese merhaba YouTube, ben Kerem Dilaver. Bu içerimde sizlerle birlikte 2024 yılında anılabilecek abartmıyorum en fazla kullanıldığını merak etmiş olduğu 2024 yılında yani günümüzde iPhone XS Max alınır mı? Özellikle bizlerin sunmuş olduğu kamera, işlemci, batarya, ekran ve kasa yapısına baktığımız zaman 2024 yılında bizlere nasıl performanslı özellikler sunuyor? Özellikle 2024 yılında bile çıkması planlanan Android cihazlarla olan kıyaslamasını ve diğer iPhone serileriyle olan kıyaslamasını incelemiş olduğum rehber niteliğinde olabilecek bir içeriğimle karşınızdayım. Özellikle aranızda kısıtlı bütçeniz varsa yenilenmiş veya ikinci el yani sarı set ilanları üzerinden iPhone XS Max'i kullanmayı düşünüyorsanız bu içeriğimizden sonra iPhone XS Max serisinin sunmuş olduğu tüm performans özellikleri hakkında bilgi sahibi olmuş olabileceksiniz. O zaman lafı atmadan hemen içeriğimize geçelim. Bu arada dostum tam orta çıkan tuşa tıklayarak tamamen düz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirimleri unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebilecek bir video içeriği de varsa yine yorumlar kısmı üzerinde düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Müsait olduğum en kısa vakitte soruları cevaplamak üzere bekliyor olacağım. Hadi o zaman içeriğimize geçelim. ...2020 yılında piyasaya sürülen iPhone XS Max serisine baktığımız zaman tabii ki de diğer iPhone modellerinden ayıran en büyük özelliği bir Max. Yani büyük bir iPhone cihazını tutuyorsunuz. Tabii ki şu anda baktığımız zaman ekran ve kasa yapısını incelemekle başlayalım. Abartmıyorum 2024 yılında bile çıkması planının Android cihazlara oranla çok daha premium ve kaliteli bir malzeme yapısı bıraktığını ilk izlenim olarak anlayabiliyorsunuz. Elinize aldığınız zaman iPhone XS Max serisinin şu anda gayet premium bir cihaz tuttuğunuzu ve kasa yapısı itibariyle her iPhone cihazında olduğu gibi iPhone XS Max'in de bundan fazlasıyla nasibini aldığını görüyoruz. Özellikle ekran yapısına baktığımız zaman iPhone 11'lerde ne yazık ki tırnak içerisinde söylüyorum LCD ekran teknolojisi bulunurken iPhone XS Max serisinde OLED ekran teknolojisi bulunuyor. Bundan dolayı da iPhone XS Max serisinde bulunan OLED ekran teknolojisi yoğun gün ışığı altında özellikle renk ve kontrast aralıkları konusunda dikkat eden bir kullanıcısınız veya bir içerik üreticisiniz veya sizin için ekran performansı özellikle iPhone XS Max serisinde bulunan OLED ekran teknolojisi, LCD ekran teknolojisi sahip diğer iPhone ve Android cihazlar oranla çok daha kaliteli bir ekran yapısı sunuyor. Ve bu sayede bizleri daha premium ve daha iyi bir cihaz olarak direkt olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ve dostlar iPhone XS Max serisinin sunmuş olduğu kasa ve ekran yapısını inceledik. Ve dostlar iPhone XS Max serisinin işlemci performansına baktığımızda A12 Bionic chip şu anda günümüzde alabileceğiniz iOS bünyesinde en performanslı çiplerden birisi. Özellikle yoğun FPS oyunlarında, yoğun grafik ayarlarında yani yüksek ve ultra yüksek grafik ayarlarında iPhone XS Max serisinin bu içinde bulundurmuş olduğu A12 Bionic chip bizlere akıcı bir oyun deneyimi ve sosyal medya kullanımı sağlıyor. Aynı zamanda günlük kullanım içinde telefonuna çağrı yapmak veya mesaj göndermek gibi temel işleriniz için de performanslı yani FPS oyunları oynamak ve sosyal medya kullanımı için alabileceğiniz A12 Bionic chip bizlere çok performans sonuçlar çıkartabiliyor. Özellikle uzun vadeli bir kullanımda kısıtlı bir bütçeniz varsa ve büyük bir cihaz kullanmak istiyorsanız iPhone XS serisi hem işlemci bakımından hem de ekran ve kasa yapısı bakımından tam da size göre. Özellikle barındırmış olduğu işlemci teknolojisiyle birlikte bizlere iOS bünyesinde kullanabileceğiniz uzun vadeli bir iPhone olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki dostlar Max serisindeki bir cihazdan bahsediyoruz. Max serisindeki cihazlar tabii ki büyük cihazlar. Tıpkı Plus ve Pro Max serisi gibi cihazlar. Tabii ki de şu anda bütçemize baktığımız zaman iOS 17 güncellemesi şu anda tüm iPhone serilerine iPhone XS serisine dahil olmak üzere nasibini aldı. Tabii ki de iOS 18 güncelleme desteğiyle birlikte. Bu iPhone serileri de her iPhone modelinde olduğu gibi bir sene öteye alındığı için iPhone XS Max serisi de bizlere iOS 17 güncelleme desteğiyle birlikte son güncelleme desteğini almış cihazlardan birisi. Ancak bu demek değildir ki bu cihaz bu saatten sonra kullanılmaz. Bu cihaz bu saatten sonra işlevini yitirir demek tamamen yanlış. Özellikle iOS'un sunulmuş olduğu ekstra güvenlik yazılım güncellemeleri ve ekstra içerikler yani uygulama için güncellemelerle birlikte bizlere daha uzun kullanım süresi ve performans sunuyor. Özellikle iPhone XS Max serisi şu anda günümüzde ortalama olarak 4 yıllık bir kullanım süresi daha sunacağını söyleyebilirim. Ve dostlar iPhone XS Max serisinin sunmuş olduğu kamera performansına baktığımız zaman tabii ki bu cihazlarımızda geniş açıyla çekim özelliği bulunmuyor. Yani ne demek? iPhone 11 serisiyle birlikte hayatımıza kazınmış olan özellikle dar bir objektif yani kısıtlı alanlarda bizlere geniş açı özelliği sayesinde kadrajda daha fazla obje sığdırabiliyoruz. Ancak iPhone XS ve XS Max serisinin bulunan kamera performansı hem düşük ışıklı hem de gün ışığının yeterli olduğu alanlarda çok kaliteli fotoğraf ve video kaydı yaptığını söyleyebilirim. Özellikle fotoğraf ve video harika bir kullanıcıysanız ve az önce sevmiş olduğum gibi
sosyal medyada bir içerik üreticiyseniz veya sosyal medya kullanımı sizin için ön plandaysa, video ve fotoğraf konusunda ISS Max serisinin sunmuş olduğu kamera performansına bir hayli fazla memnun kalacaksınız. Özellikle sunmuş olduğu kamera performansına baktığımız zaman şu anda geniş açıyla çekim özelliğini her ne kadar desteklemese bile sunmuş olduğu kamera performansı günlük ve ortalama bir kullanım için, hatta ortalama üstü bir kullanım için de gayet performans sonuçlar çıkartmış durumda. Ve dostlar, iPhone XS Max serisinin sunmuş olduğu batarya performansına değindiğimizde, tabii ki de iPhone cihazlar ne yazık ki Android cihazlar kadar uzun kullanım süresi ve performans sunmuyor. Ancak genel olarak iPhone ortalamasına baktığımız zaman XS Max serisinin pilimizin orijinal olduğu ve pil sağlığımızın %90 ve %95 yani üzeri olduğu durumlar için ortalama olarak 7 saat bir pil kullanım süresi sunuyor. Tabii ki bahsetmiş olduğum değerler tamamen bataryamızın orijinal olduğu durumlarda geçerli. Ve ortalama bir kullanım için şu anda baktığımız zaman XS Max serisinin sunmuş olduğu batarya performansında gün içerisinde bir kullanım için gayet yeterli. Özellikle dışarıda çok fazla vakit geçiren bir kullanıcıysanız ve sizin için şarja gezmek veya powerbank taşımak gibi zahmet olabilecek işler için XS Max serisinin sunmuş olduğu batarya performansına bir hayli fazla memnun kalacaksınız. Ve dostlar, geldik de burada bir içeriğimizin sonuna. Özetle çıkarmış olduğum içeriğe göre şu anda kısıtlı bir bütçeniz varsa ve büyük bir iPhone kullanmak istiyorsanız, yenilenmiş veya ikinci el sarı stil alanları üzerinden alabileceğiniz iPhone XS Max sayesinde uzun vadeli ve güncel olarak stabil bir cihaz, uzun vadeli kullanabileceğiniz bir iPhone sahibi olmuş olacaksınız. Özellikle malzeme kalitesine baktığımız zaman premium her iPhone modelinde olduğu gibi yenilikçi özellikleriyle birlikte, çentikli ekran yapısıyla birlikte iPhone XS Max serisi tam da size göre. Tam orta çıkan tuşa tıklayarak tam ücretsiz ve kolay bir şekilde YouTube kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ayrıca bu içerikle ilgili düşüncelerinizi veya önerebileceğiniz bir içerik fikri de varsa yine yorumlar kısmı üzerinden belirtirseniz sevinirim dostlar. Bu içeriğinde sizlerle birlikte iPhone XS Max'in sunmuş olduğu tüm özellikleri de incelemiş bulundum. Farklı ve daha farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.